Cuma günleri İstanbul'un önemli camilerine konuk oluyoruz. Bugün Yeditepe'li şehrin en önemli adreslerinden birine, Süleymaniye Camisi'ne gideceğiz. Burcu Kuraslan, cami imamı Ayhan Mansız'la birlikte bizi bekliyor. Burcu, günaydın, söz sizde. Günaydın. İstanbul'un en güzel tepelerinden birinde olan Mimar Sinan'ın dehasının, Kanuni Sultan Süleyman'ın gücünün yansıdığı aslında Süleymaniye Camii'ndeyiz. Bakın, görüyorsunuz sabahın erken saatleri ama şimdiden cami yoğunlaşmaya başladı. Özellikle de turistlerin çok büyük ilgisini çekiyor, hem yerli hem yabancı. Yanımda da caminin imamı hocası Ayhan Bey var. Efendim, gerçekten manevi huzuru çok yüksek camilerden biri burası da. Özellikle hoş geldiniz. Tabii İstanbul'da mimari özelliği yüksek cami deyince Kanuni'nin yaptırdığı ve ihtişamıyla göz boyayan Süleymaniye Camii. Süleymaniye Camii'nin tabii Türk mimarisinde özel bir yeri vardır. Camimiz bugün cuma olması hasebiyle şimdi önceden sabah erkenden temizleniyor. Ondan sonra da cumaya hazırlıklar yapıyor. Tabii şimdi Ramazan. Ramazan'da öğlende tabii cuma namazı kılınacak. Cuma'dan önce vaaz edilecek. Aslında öğlen namazlarından önce genç hafızlarımız var bizim. İmam Hatip Lisesi'nden öğrencilerimiz aynı zamanda. Onlar geliyor, mukabele okuyorlar. Ama onlar öğlen namazından sonra bugün mukabeleyi okuyacaklar. Mutat olan genelde öğlenden önce okuyorlar. Normal günlerde ama cuma günleri farklı oluyor elbette. Pandeminin etkisindeydik yıllardır ama bu sene biraz daha, değil mi? Hep çağrılar, tabii, camilerimizi boş bırakmayın yönündeydi ama artık doluyordu çok. Pandemi hala daha etkisini sürdürüyor cemaat bakımından. Yani pandemiden önceki o atmosferi yakalayamasak da yine aynı atmosfere doğru elhamdülillah gidiyor yani şey olarak. Namazlardan sonra, özellikle cumalardan sonra bu yılın konusu her yıl Diyanet'in bir konusu oluyor, değil mi bu yıl? Bu yıl yardımlaşma, yani dayanışma, özellikle dayanışma. Şundan dolayı Allah yardımcımız olsun. Memleket olarak büyük bir deprem geçirdik. Yani yüz ölçümü de büyük bir deprem. Sağ olsun devletimiz, milletimiz el ele bu işin üstesinden gelecektir inşallah. Ben gittim, şahit oldum. Devletin bütün kurumlarıyla beraber bizler de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personeli olarak oradaydık. Defin işlerinde, cenazelerin kaldırılması işinde gerekirse halka aş dağıtımında Diyanet personeli ve diğer devlet personeli tamamen oradaydılar. Allah'ın izniyle tabii ki üstesinden kalkacağız memleket olarak. Bu senenin konusu bundan dolayı dayanışma. Hatta yardımlar çok önemli. Fitreler, zekatlar verilecek. Hatta fitre ve zekatlar oralara düşer. Bu sene bütün millet olarak, devlet olarak her şeyimizle elimizde ne gelirse oraya yardım yapmak zorundayız, yapacağız inşallah. En kısa zamanda da bu iş düzelecek inşallah. Yani. Dinimizde zaten Ramazan ayının anlamı da elbette en büyük anlamı yardımlaşma. Ve ta'avenu alel birri ve takva diyor ayet-i kerime. İyilik ve güzellikte var gücünüzle yardımlaşın. Ve la ta'avenu alel ismi vel udvan. Azgınlıkta insanları birbirine şey yapmakta, yani koymakta hiçbir zaman yardımlaşmayın diyor Allah-u Teala Kur'an'ında, Maide suresinde. Bizler de Ramazan zaten dayanışma ayıdır. Ramazan zaten gerek Allah'ın merhametinin en üst seviyede olduğu, gerekse Allah'ın yarattığı insanların da merhametinin en üst seviyede olduğu bir aydır. Önce Rabbimizden mağfiret dileyeceğiz. Sonra insanlar olarak, Müslümanlar olarak birbirimizle pekişeceğiz inşallah. Kesinlikle. Bir de çok güzel bir camideyiz sizin de söylediğiniz gibi. Biraz da böyle mimari özelliklerinden. Çünkü burası Mimar Sinan kalfalık eserim diyor ama her detayında aslında bir ayrıntı, evet, bir şifre ama, gizli. Kalfalık eserim diyor ama zirve, yani şey olarak zirve. Şimdi tabii ki burası böyle
kısa anlatmayla... Birkaç dakikalara sığmaz elbette ama böyle hiç gelmemiş merak edenler için. Şimdi koca bir külliye burası. Sadece cami değil yani. Evet. Süleymaniye bir külliyeden müteşekkil. Kocaman bir külliye. 1550-1557 yılları arasında yapılıyor. 1550-1557 yılları arasında yapılıyor. Gördüğünüz gibi ses akustiğinden tutun da, efendim is odasından tutun da, minarelerindeki incelik, mesela 4 tane minaresi var. Kanuni İstanbul'un fethinden sonra 4. padişah. 10 tane şerefesi var. Kanuni yine Osmanlı Devleti kurulduğundan itibaren 10. padişah. Yani burada ne gördüyseniz hepsi manalı, anlatmakla kolay kolay. Hem ihtişamlı yani, hem sade. Tabii sade olması önemli. Ama sade, ama her şeyin en kıymetlisi burada. Mesela önde vitraylar var, bakın görüyorsunuz. Pencerelerdeki vitraylar. Bunları hiçbir yerde göremezsiniz. İddia ediyorum dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Yine çinileri bak, azdır güzel. Bak önde Fatiha-i Şerif'i ne güzel işlemiştir böyle. Her şeyi sade ama az, en kıymetlisi yani. Ama öz. Öz. Ağzınıza sağlık efendim. Evet. Bugün de cuma namazını burada kılmak isteyenler için biraz cami ile ilgili bilgi verelim istedik. Özellikle de Ramazan ayı elbette yardımlaşma ayı ama her yıl önemli. Bu yıl çok daha önemli. Hocamız da vurguladı diyelim ve söz yeniden size bırakalım. Burcu, hem sana hem de değerli konuğuna çok teşekkür ediyoruz.